Ya Davşan'ım bak aklıma ne çaktı. Ya biz evlenince acaba ben size mi iç güveysi gelsem? Önceleri Enişte Bey'i eleştirdiydim ama adamın çok haklı yanları varmış. Ya bir görsen o yanları. Hiç yoktan odam olur kız, fena mı, sevaptır. Ya aşkım, yani bunları düşünmek için çok erken değil mi? Daha lisedeyiz. Bak zilin tadını çıkar. Ya ben çok ileri görüşlüyüm. Yol boşta kaptırırım. Ya sen tavşanken ben tosbağa kalamam, kusura bakma. Eğer iç güveyliğe sıcak bakmıyorsan ben kiralık ev bakayım. Yani Zekai, önemli olan iç güveyliği değil ki. İç güvenliği. Güven bana, kapatmaya çalışma beni. Sevgilinim ben senin. Vay arkadaş. Ulan Zek, oğlum bak biz özümüzde çok sporcu çocuklarızdır ha. Ama böyle hani küçük yaşta yetkililerden kaçınca böyle biraz tekniğimizi kaybettik. Ama yine de hani at pazarında böyle Premier Lig kalitesinde top oynar, Serie A kalitesinde de şike yaparız yani. Kalafatından utanla cincir. Oğlum sahada senden bir birey kadar yer kürtajlayacağım. Bana cerrah derler. Sahada klasik müzik eşliğinde ciciklerinizi keseceğim sizin. Oğlum Zek, halı sahayı dikallara benzemez ha. Görüşeceğiz lan seninle ceza yayı ve çevresinde. Lay 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 lay. Zekai, bizde bir kişi eksik. Ne yapacağız? Sol açığı açığa alın. Yok yok, onu kaleye alın. Sağ açığa da Davşan'ımı koyarız. Oğlum, geçen servisi kaçırmış. Bir gördüm, böyle kopuyor ama nasıl kopuyor biliyor musun? Elvan abiyle geçse gibi. Olmaz Zekai, yarine top çekerler. Ya ne yapacağız o zaman? Kim var? Ulan hop! Enişte Bey, nereye gidiyorsun böyle kıvrıla kıvrıla? Ya gel beraber halı saha gidip maç edek. Gençlerle kaynaş ya. Sen iyice aile adamı oldun. Halı saha mı? Ne olsa Zekai, ben masa tenisi ve satrançtan hoşlanırım. Ayrıca yakan top, İstanbul saklanmacı, Indiana Jones kırbacı. Hop saydır Mürsel. He, iyi sektirdin Enişte Bey. Ya gel bari bizim kaleye geç. Zaten biz hücum attığımızda rakibin yuvasını yıkacağız. Sen öyle kalenin önünde dolaş yeter. Öyle gezinirsin orada. Ya maksat yeterli sayıya ulaşmak. Tamam, kabul. Tamam bak. Gol yersem saygısızlık etmek yok ha. Köfürsüz maç olsun, iyi oynayan kazansın. Bir de Talsa'da koştururken kaymasın halı altımızdan. Birileri gelsin, tutsun alın ucundan. Uçulacak top olursa uçarım, affetmem. Tanter Mürsel. La 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 la. Bak Davşan'ım bize ne yaptırdım? Üstünde ikimizin de resmi var. Bu arada penyenin yeri de çok iyi, yapmalık değil. Üstünde ikimizin resmi var. Döşünde bizi görsün de zalimler başının bağlı olduğunu anlasınlar. Ya aşkım zahmet etmişsin ama yani bu benim tarzım değil ki, ben böyle şeyler giymem pek. Ya niye Davşan'ım ya? Üstünde benim resmim var. Ben senin tarzın değil miyim? Al giymesene çeyizine koyarsın. Ya aşkım sen başkasın tabii de ben yine de bu tişörtü giymesem olur mu? Vay arkadaş, abim haklı galiba. İsyan etsem neye yarar? Lise bitince zalim kadar bizi ayrı fakültelere gönderecek, ayrılacağız. Ya bari içlik yaptıraydım, tişört değil de direkt içine işlerdim. Ben Davşan yarime iki kez çağrı attım. O bana bir kez çağrı attı. Elde var bir. Yok aga, bu kız diplomayı alınca bana voleyi çakacak. Ya ne yapsam? Acaba diplomayı almasam mı? Ne oluyor Zek? Ha? Sıfatından düşen 72 parça çatal bıçak. Ne iş? Ya vay arkadaş. Ya ben bu kıza üstünde kalp içinde Abaküs Davşan baskılı tişört yaptırdım, hiç rağbet etmedi. Ya biri bana tişört yaptırsa kulu kölesi olurum yeminle ya. Hastasıyım tekstilin. Şişt. Er genç ayrılacaksınız. Ama önce sen ayrıl. O ayrılırsa koyar sana yük vapuru gibi. Yok abi ya. Ben yapamam. Dayanamaz barbekü yüreğim. Ya ben ne sosis yansın istiyorum ne de jambon. O zaman tek yolu var. Kaçır kızı. Yükle yükünle.
Bak o zaman nasıl mecbur kalıyorlar kızı sana vermeye. Nasıl yükleyeyim ya? Bu bildiğimiz şehir için nakliyat mı? Elden ele. Aynen. Bak ben zamanında yapmadım, ne hale geldim. Ötürük oldu gönlüm. Akıyor ama faturayı ödeyemiyorum. Peki abi, ya beni mapusa atarlarsa, he? Islah etmek için ıslah odunla döverlerse, vururlarsa belime belime? Seven Rix alır.